Bu video Rocket League Türkiye'de neden tutmuyor? Birinci bölümün devamı niteliğindedir. Onu izlemediysen şu an kartlarda çıkacak. İlk başta gidip onu izlemesin. Çünkü birinci bölümde anlattıklarımızı bu videoda deneyimleyeceğiz. Ya yani bu videoyu direkt izlersen bir şey anlamayacaksın. O yüzden onu izlemeni tavsiye ederim. Onun dışında yeni bir çekiliş başlattık. Detaylar açıklama ve yorumda. Sabitli 2 tane fenek veriyorum. Bu gece 11'de açıklanıyor. Orayı da hepinizi bekliyorum. Bildiğiniz gibi Rocket League Türkiye için ben 2 yıldır içerik üretiyorum. İyili kötülü videolarımız oldu. Ve bu 2 yılda yaklaşık 8000 abone, hatta 8000 abone üstüne çıktık. Toplamayı başardım. Şimdi diyeceksiniz ki 8000 abone güzel bir rakam değil mi? İşte fazla mı, az mı? İşte bunu niye anlatıyorsun bize? Aslında 8000 abone fazla gibi görünebilir ama bence az. Çünkü 2 yıldır siz bir içerik üretiyorsunuz bir konu hakkında. 200'den fazla videonuz var. İşte iyilik kötülük gelişiyorsunuz. Sonra kanalınız düşüyor, tekrar yükseliyor falan filan. Bu durumlarda 2 yıl süre boyunca 8000 aboneyi topladınız. Aslında ben kendimi bu konuda başarısız gördüm. Ne yalan söyleyeyim. Dedim ki ya 8000 abone az. Ama Türkiye'de de rakırdık tutmuyor. Bunu da biliyorum. Ya dedim niye bir İngilizce kanal açmayayım? Neden bir globale açılmayayım dedim. Ve böyle bir işe giriştim. Globalde rakırdık videosu çekmeye karar verdim. Fakat bunu farklı türlü yapacaktım. O da sadece shorts videolar olarak. Çünkü bunun sebebi şu arkadaşlar. Benim bir kere İngilizcem çok çok süper müperdi. Ya böyle akıcı İngilizce konuşamıyorum. Video çekecek kadar. O yüzden dedim ki hiç bu uzun video işine bulaşmayayım. Shorts video satayım. Hem shorts'ta böyle yükselmek daha kolay. Biliyorsunuz ki YouTube'la TikTok bir savaştı. Hani YouTube Shorts'u getirdi TikTok'u geçmek için. O yüzden böyle kanallar hızlı gelişebiliyor. Aslında bu beni çok cezbetti ve bu işe girmeye karar verdim. Globalde rakırdık içeri üretmek için. 16 gün boyunca, bugün 16. gündeyiz. 16 gün boyunca sizlere yaptıklarımı göstereceğim. Ama belli başlı kurallarım vardı. Bir, her gün video atmak, saatinde video atmak. Hafta içi 6'da video atacaktım çünkü işten çıkma saati, işte öğrencilerin okuldan çıkma saati. Hafta sonunda cumartesi, pazar bir de video atacak. Tamam, buraya kadar da problem yok. Planı yaptık, programı yaptık ama nasıl? Yani ne tür videolar atacağım? Buna karar vermedim. Çünkü biliyorsunuz ki ben arkadaşlar çok çok iyi bir oyuncu değilim. Yani gidip böyle 3 tane reset aldım, bir tane master yaptım, gol kliplerini atamazdım ve içeriğimi düşündüm. Ve şundan karar kıldım. Böyle troll Rocket League içerikleri atmaya karar verdim. Aynı zamanda farklı içerikler de paylaştım. Zaten ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Böyle bir niş seçtim kendime. Niş ne demek? Belli bir konu demek arkadaşlar, tamam mı? Ve bu şekilde ilk videomu aslında özgün bir içerik yapacaktım. Fakat kendi Türkçe kanalımdan aldığım shorts videosunu İngilizceleştirip attım. Bu aslında benim ilk hatam oldu. O yüzden video fazla izlenmedi. Zaten şu anda da görüyorsunuz ekranda. Sonra ikinci videoya attım. Üçüncü videoya attım. Ben baktım video keşfete düşüyor. Güzel gidiyor. Devam ettim. İşte videoların keşfete düşmediği zamanlar oldu. Dördüncü veya beşinci video olması lazım. Ondan sonra bugüne kadar geldik. Şimdi sonuçlara detaylı bakacak olursak 16 günde 30.000 izlenme, 140 izlenme saati, ki bu izlenme saati aslında önemli değil. Çünkü biz shorts içeriği üretiyoruz. Yani uzun video üretmediğimiz için kısa olacaktı bu izlenme saatleri. Biz görüntülenmeye bakalım. 16 günde 30.000 görüntülenme almışız ve 240 44 abone almışız. Yani şöyle de bir istatistik vereyim sizlere arkadaşlar. Beni izleyen kitlenin sadece %8'i kanala abone. Geri kalan %92'lik bir kitle bu videoları izliyor ama kanala abone değil. Bir kere bu çok güzel bir istatistik. Hani abone sayımız aslında göründüğünden düşük ama izlenme sayımız, daha yeni açılan bir kanal. Bak hiçbir şey yok. Sıfırdan açtık. 30.000 aboneye ulaştık. Peki bu nasıl oldu? Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü Rocket League globalde tutuyor arkadaşlar. Yani Türkiye'de de bilinen bir oyun aslında. Ama kimse böyle oynamıyor. Çıtırını oynuyor. Peki bir de gelin Türkiye'ye bakalım. Şimdi bak, 244 aboneli bir kanal. Daha yeni açılmış. 30.000 izlenme toplamış, tamam mı? Son 16 günde. Şimdi arkadaşlar son 16 videoya gitmemiz gerekiyor buradan. Bak sıralıyorum. Birinci video 700. Ondan sonra 1000 izlenme. 600. 1000. 1200. Yani ortalama 1000'lerde her video izlenmiş. Ya bu da ne yapar? 15.000, 16.000. Yani 8.000 aboneli bir kanal, 200 aboneli bir kanal tarafından izlenmeleri ikiye katlanmış. Ya bu çok kötü bir durum bence. Çünkü eğer benim İngilizce kanalımda 8.000 abone olsaydı, yani abone sayısı 40 katı demek bu.
izlenmelerde 80 kat katlayacaktım. Aynı abone sayısına sahip olan iki kanal. Yani benim Türkçe kanalımda bir video 1000 izleniyorsa 8000 aboneyle, İngilizce kanalımda 8000 aboneyle 80.000 izlenecekti. Bu da korkunç bir rakam. Yani böyle bir deney oldu. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama genel olarak ben böyle bir işe giriştim. Yani giriştiğim için de mutluyum aslında. Ve abone sayısı daha düşük olacak normalde. Çünkü çekişlerle kanalın abone sayısını büyüttük. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü gerçekten o kanalın abone sayısı çok az ve izlenmeleri çok fazla abone sayısına göre. O yüzden oraya da hepinizi bekliyorum. Dediğim gibi çekişlerimize de katabilirsiniz. Bir de son olarak şöyle enteresan bir istatistik vereyim. Türkçe Rocket League kanalım, yani bu kanal Aydın İlgar Gezer kanalı ilk 16 gününde ne yapmış ve öbür kanalım ilk 16 gününde ne yapmış, bunlara bakalım. Biliyorsunuz ki son izlenmelere baktık bu kanalda. Bir de gelin bakalım açıldıktan ilk 16 gün sonra ne yapmış. 317 görüntülenme toplamış ilk 16 günde Aydın İlgar Gezer kanalı. Ve şöyle söyleyeyim sizlere, ilk günde 33 görüntülenme toplamış ve bu görüntülenmenin 15-20 tanesi zaten benden kaynaklı. Yan hesaplarından girip böyle like atıyordum, izliyordum ve çok başım yandı. Siz yapmayın çünkü bunları YouTube spam olarak direkt algılıyor, algoritma direkt çözüyor. Yani YouTube'u salak yerine koyduğunuzu zannediyorsunuz ama baya güzel düşürüyor sizin izlenmenizi. İşte önerilenleri falan çıkarmıyor. Böyle bir şey yapmayın ki ben yapmışım. Ya bunları sayarak yine konuşacağım. Ben burada yan hesaptan izlediklerimi sayarak konuşacağım. 317 izlenmişim ilk 16 günümde ve hazır mısınız? Ana kanalım, pardon, yan kanalımda 30.000 izlenmiş abi ilk 16 günde. İlk gününde ana kanalım 33 izlenmiş, yan kanalım İngilizce kanalım 3500 izlenmiş. Dehşet bir rakam abi, korkunç bir rakam. Türkiye'de gerçekten global arasında, bak globali geç, Türkiye'de denk bir ülke söyleyeyim, Almanya, tamam mı? Yani Türkiye'deki videolar 2000-3000 maksimumunu söylüyorum, tamam, ortalaması. Bütün YouTube Türkiye'yi al abi, 2000-3000, ama ya Almanya'da işte Fransa'da falan o tarz ülkelerde çok daha farklı. Bu Rocket League Türkiye'de neden tutmuyor bölümü bu kadar arkadaşlar. Konuyu tamamen kapattığımızı düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Benim yorumlarım bu kadardı. Ya bu videodan sonra bu arada artık Türkiye'de YouTube için içerik üyesi kalır mı bilmiyorum Rocket League özelinde. Çünkü bu videoyu aslında bir nevi şey gibi de algılayan insanlar olabilir. Hani gidin globali açın, daha güzel izlenmeler var ki bence daha mantıklı, çünkü yani uçurum fark var abi izlenmeler arasında. Fakat şunu da belirteyim, İngilizce kanalda shorts içeriği olarak gittim ve shorts içeriklerin normale göre önerilmesi 2-3 kat daha fazla. Çünkü keşfet sistemi var orada. Globalde biraz da, global demişim, uzun videolarda biraz da izlenme süresi olarak da, ya bunlar da artık YouTube'un direkt algoritma konularına giriyor. O yüzden lafı fazla uzatmayayım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Mutlaka yorumda fikirlerinizi belirtin arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu konu önemli. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı zamanda dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmayın. Bak, iki tane fenik veriyorum abi. Bir değil, iki tane. Bu gece 11'de açıklanacak Instagram'da. Şartlar detaylı olarak açıklama ve yorumda var. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.